Fikret Bila 22 Aralık 2021 Halk TV.com.tr. Savrulma hali. Bizden faiz artışı beklemeyin diyen iktidar üzerinden 24 saat geçmeden faizi artırdı. Ama ne kadar artırdığı belli değil. O doların artışına bağlı. Dolar ne kadar artarsa faiz de o kadar artacak. İktidar faiz artışı yok, düşürmeye devam edeceğiz dedikten sonra dolar 18 lirayı geçince geri adım attı adına faiz artışı demeden faizi artırma kararı aldı. Aldığı karar şu Bankada Türk lirası mevduatı alan vatandaşa vade sonunda ödenen faiz kur artışından az olursa aradaki farkı devlet ödeyecek. Bu ifade ödemeyi hazinenin yapacağı şeklinde algılandı. Tabi hazineden ödenmesi demek vatandaşın cebinden ödenmesi demekti. Buna kamuoyundan güçlü tepki geldi. Bankada tasarrufu bile olmayan yoksul vatandaş zenginin faizden kaybettiği parayı niye cebinden ödesin? Gece yarısına doğru yayınlanan Merkez Bankası tebliğinde ise çok farklı bir durum ortaya çıktı. Dolara endeksli faiz farkı sadece döviz hesaplarını Türk lirasına çevirenlere bir defaya mahsus ödenecekti. Ödemeyi Merkez Bankası yapacaktı. Bu tebliğe göre Türk lirası mevduatı olanlar faiz farkın ödemesinin dışında kalmış görünüyordu. Sabah söylenenle akşam yayınlanan tebliğ birbirinden çok farklıydı. Eğer düzenleme sadece döviz mevduatı olanların mevduatlarını Türk lirasına çevirmeleri halinde fark alacaklarsa daha fare doğurdu demekti. Merkez Bankası tebliği ortalığı karıştırınca bu kez Bakan Nurettin Nebati bir açıklama yaptı ve Türk lirası mevduat sahiplerinin de fark ödemesinden yararlanacaklarını söyledi. Anlaşıldı ki dövizden dönenlere faiz farkını Merkez Bankası zaten lira mevduatı olanların faiz farkını hazine ödeyecek. Hazineden faiz farkı ödenmesi demek, ödemenin vatandaşın cebinden yapılması demektir. Tıpkı geçmediği köprünün, uçmadığı havaalanının müteahhidine dolarla garanti ödediği gibi. Şimdi de bankada dövizi veya lirası olan zenginlerin faizden kaybettiği parayı dolar üzerinden vatandaş ödeyecek. Aslında iktidar bu kadar dolan başlı yola başvurmadan faizi en az enflasyon kadar artırsaydı piyasalarda bu kadar çalkantı olmazdı. Dolar bir günde %11 artıp aynı günün gecesinde %11 düşmezdi. Piyasa istikrarlı olurdu. Ama bunu yapmak yerine faiz demeden kur farkı garantisiyle Türk lirasının faizi dolara endekslenmiş oldu. Doların artış oranı faiz oranı olarak kabul edildi. 24 saat içinde alınan birbirine zıt kararlar, iktidarın ekonominin kurallarına uygun, üzerinde çalışılmış bir ekonomik programa ve modele sahip olmadığını gösteriyor. Günü birlik kararlarla günü kurtarmaya çalışan, dün ak dediğine bugün kara diyen bir savrulma içinde. Oradan oraya sıçrayıp duruyor. Son günlerde iktidarın ne yaptığına bakalım faizi enflasyonun altına çekmeye karar verdi. Faizi düşürünce dolar yükselmeye başladı. Dolar 8,5 liradan 11 liraya, 13 liraya, 15 liraya çıktı. İktidar faizi düşürmeye devam edeceğini açıklayınca 18 liraya kadar yükseldi. Bu süreçte düşük faiz, yüksek kur politikası Türk ekonomi modeli olarak tanıtıldı ve ihracat patlamasıyla Türkiye'nin düze çıkacağı, refaha kavuşacağı savunuldu. Daha önce Çin modeli denilen ucuz ürün, ucuz iş gücüne dayalı sistem Türk modeli olarak isimlendirildi. Ancak modelin ömrü bir ay sürdü. Bu model, kararı alınan kura endeksli faiz garantisi modeliyle çökmüş oldu. Düşük faiz ve buna dayalı ihracat patlaması modeli rafa kaldırıldı. Yerine dolar garantili yüksek faiz modeli geldi. Para basılması ise enflasyon demekti. Maliyet yine yoksul vatandaşın sırtına yükleniyordu. Bu da alkışlanacak bir politika değildi. Faiz artırmayacağım derken mevduat sahiplerine üst sınırı belli olmayacak şekilde faiz artışına garanti veren iktidar düşük faiz politikasına ne oldu sorusuna ne yanıt verecek? Yanlışı yanlışla düzeltmeye çalışmak dışında vereceği bir yanıt yok. Çünkü çözümü yanlış yerde arıyor. Yapması gereken enflasyonu düşürmektir. Enflasyon düşmeden faizlerin de dövizin de düşmesi mümkün değildir. Fikret Bila